Günaydın. Günaymış ko. Saat 8:55. Güne suyla başlayalım. Günlük rutin videomuza hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak Cuma. Cumamız mübarek olsun. Güzel bir gün olsun. Ben sabaha erken başladım. 6:30'da uyandım, geri uyudum. Şeytan döktü, uyu gizem dedi, namaz kılma dedi. Ben de dedim, tamam, uyuyayım. Sonra Rabbime şükürler olsun, ezanın sesiyle uyandım. Saat 7'yi 5 geçe. Duamı ettim, namazımı kıldım. Sonra geri uyumadım. Telefonla oynadım, videoları falan yükledim. Şimdi de hazırlanacağım, para çekmeye gideceğim. Saçımı dün taramıştım. Ama şöyle yine bir tarayalım. Keratin sütümü aldım, yolda geliyor. Ama şu fön suyunu da kullandım. Bugün bir de pazar var ya, hem de pazarı falan gezmiş oluruz. Ev işiyle çok fazla göstermem. Hadi gidelim. Benim tipi mükemmel bir atlayış. Özüm abla yanmadı. Hafta sonu eve temizlik var. Aklıma geldi. Bir şey söyleyeceğim. Tokam. Kafama elimi donk diye şuraya bir çarpıyormuşum. Niye karanlık oldu? Hadi gidelim. Spor salonunda o 40 dakikalık yürüyüş beni mahvediyor. O yüzden 10 dakikada buralarda yürüyeyim de yarım saat yürüyeyim orada. 40 dakika ölüm gibi ya. Yani sakın. Ne oldu? Ne oldu Keş? Hasta herhalde Keş ya. Kurban olurum, ne oldu? Hı? Ne oldu? Dur aşkım, dur. Hayır, üstüme değil, dur. Koş koş koş. Keş koş. Koş. Hasta. Hafifledim. Ay, bu telefonla ilk defa dışarı çıkıyorum değil mi? Hayır be, çık. Ne yapıyorsun? Çıktım daha önce. Arkadaşımın işine gittim. Korkuyorum. Bir şey olacak diye gerçekten. Keş için de şunu söyleyeyim. Keş bizim köpeğimiz değil. Keş Özlem abla gibi köpeğiydi. Ama bizden gitmiyor. Gece varken de gitmiyordu. Geceyi kaybettikten sonra da daha fazla böyle şey oldu. Sanki onu arıyormuş gibi, böyle şey yapıyormuş gibi. Tabii hiç kimse gecenin, benim için gecenin yerine geçemez. Bana teselli de olamaz. İyi de gelemez ama keşi de çöpe atamam yani. Git de diyemem. Öyle. Keş bizim köpeğimiz değil, hani bana soruyorsunuz ya. Başkasının köpeği ama bizim buradan gitmiyor. Ben de kovmam. Candır sonuçta. Sessiz, sakin duruyor. Şimdi bankamatiklere gidiyorum. Oradan para çekeceğim. Çünkü kartta para olunca hiçbir şey yapamıyorum. Kuaföre falan gidince kimse nakit. Herkes nakit istiyor yani. Kimse kart geçirmiyor. Bir de pazara gideceğim ya. O yüzden elimde para olsun. Gerçekten problemli bir köpek. Delirtiyor beni ya. Gel. Korkuyorum bir şey olacak diye de. Eve döner inşallah. Neyse, az kaldı zaten. Geçen gün bu telefondan çektiğim video birisi şey yazmış, ses gelmiyor. Ney dedim, delirdim. Dedim ki yeni telefon aldım, nasıl ses gelmiyor? Artık gerçekten ses gelmediği için mi söyledi yoksa bilemiyorum, yanlışlıkla mı söyledi? Ve telefonun sesi açık değildi.
Burası bana pek iyi şeyler hatırlatmıyor. Gerçekten böyle canımın orta yerinde bir şeyler oturuyor. Yani iyi gelmiyor. Ama bazı şeyleri de aşman gerekiyor. Psikolojik olarak gerçekten en dibe çöktüğüm anlardan, yerlerden birisi burası. Bizim bankamatikler de burada, yolun kenarında. Ve buradaki insanlara kırmızı ışık yanmış, hiçbir şekilde umurlarında olmuyor. Hele de bir köpek varsa. Burası benim için pek bir iyi hatıra bırakmıyor. Hadi. Senle mi uğraşacağım ya? Kal burada. Şimdi geri dönüyoruz. Sonra da kahvemi yapıp spora gideceğim. Evim güzel evim. Havam soğuk. Ben mi yoruldum? Nefes nefese kaldım. Portakalların güzelliği şaka mı? Güvercinlerimize bakın. Artık şunu havlayan bir gecenin olmaması gerçekten var ya, böyle çok değişik. Kaç ay oldu ama ben yani yok. Olmuyor. Özlem uyanmamış daha. Neyse ben çıkıp gideyim. Arayayım, uyandıysa gideriz. Yoksa da kendim giderim. Uzun zaman sonra. Termosum yok. O zaman termosumu gördün mü? Arabada. Ha? Arabada. Arabada mı? Evet. Gerçekten mi? Ben niye görmedim? Arkada. Ağzını tüküreyim oradan ya. Oradan ortadan anasını ağlatmış. Şuralara bak. Yaptığım mozaik hasta olmuş herhalde. İçinden geçmiş sağ olsun ya. Ana bardak soyuluyor. Ay, İzmir'den almıştım. Hep toprak geldi abi. Topraktan geldik, toprak geldi. Geliyorum. He? Ne? Aha. Vereyim. Aslan be. Ay. Kahvemi yapayım. Gidelim. Bakın şimdi Özlem'in hafifini veriyorum. Spor kankim. Ben anca ye. Özlem, sana bir şey diyeceğim. Ben bugün yarım saat yürüyeceğim. Ben de. Neden? Çünkü öyle, ben senden daha zayıfım. Ya hayır ya, sen 40 dakika yürüyeceksin. Hayır, yarım saat yürüyeceğim. Ay, olduğum yerde saymaktan ilifizden. Sen misin? Ben o yüzden çıktım, 10 dakika yürüdüm bak. Mahta yürüdüm. Zayıf an bak. Zayıf. O
olmuş mu? Hata. Nerede? Şimdi yürüyeceğiz. Bye. Önslem kol çalışacak. Zaman sonra vloglarıma sporu da eklemiş oldum arkadaşlar. Ama bu video iki parça şeklinde olacak. Şimdiden söyleyeyim. Ben Özlem ablayla geldim salona. Sabah çok erken gitmeye çalışıyoruz. Hani 9'da açılıyor salon. Biz de 9:20 geçe falan gidiyoruz. Burada ikimizden yana çalıştığımız için önce onun bitirmesini bekliyorum. Özlem ablaya hoca ek olarak kol hareketleri falan verdi. Onun kolları çok fazla sarktığı için biraz erken bir sarkması oldu. Bu arada Özlem abla da tüp mide oldu. İsterseniz eğer bir gün size oturup beraber soru cevap videosu çekebiliriz. Dediğim gibi daha önceki videolarda ne söylediğim gibi her hareketi 3 set 15 defa yapıyoruz. Hoca bana ağırlığını yükseltme, hareket sayını yükselt dedi. Ben daha fazla yapıyorum. Başlayalı bir ayı geçti. Ben 5. haftayı tamamladım. Yarın 6. haftaya başlıyorum ama bir hafta gitmedim ya. Bence 5. hafta olarak yine sayılabilir. Bir haftada Özlem abla yok. Hoca dedi ki 1-2 hafta daha bu şekilde devam et Gizem. Ondan sonra da hani normal olarak hareketlere başlayalım. Bir çizelge yaparız. Ona göre gidersin dedi. Şimdi ama ben mesela böyle story atıyorum Instagram'a falan. Diyorlar ki işte çok az hafif çalışıyorsunuz. Boşuna gidiyorsunuz. Boşuna yapıyorsunuz. Sizden bir şey olmaz. Şöyle böyle. Arkadaşlar bir anda 50-60 kilo ile başlayamayız ki. Biz tüp mide olduk. Bu süreç kolay bir süreç değil. Yanlış bir harekette fıtık olabilirsiniz Allah korusun. Ve makinelerle çalışıyoruz. Makinelerle çalıştığımız için rahatız. O konuda bir sıkıntımız yok. Ve biz hocayla çalışıyoruz. Bizi çalıştıran hoca 4 yıllık beden eğitimi öğretmenliği mezunu. Yani adam biliyor yani her şeyi. O zaten bana ilk başta şey demişti. Gizem demişti. Spora başladığında herkes bir şey söyler, bir şey konuşur demişti. Gerçekten de çok haklı. Burada da işte kollardan başlıyoruz. Bacaklara doğru hareketlerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz benim bir hafta bir bel ağrı sürecim olmuştu. O zaman da ben gitmiştim salona. Hocam böyle böyle çok kötü belim ağrıyor demiştim. Yanlış bir hareket yaptığımı da düşünmüyordum. Hani gerçekten de öyleydi. Hoca da Gizem çok fazla kilo verdin. Bu kilo vermede kas kaybında oldu. O yüzden belinin ağrıması normal demişti. Ama fıtık var mı yok mu hala bilmiyorum. Ve hala da korkuyorum. MR'a girmedim. Şu anda bir bel ağrısı yok. Çok şükür bir hafta yattım. O da dedi ki belini güçlendirmek için hareket yapacağız dedi. Ve 1-2 haftadır da bel güçlendirmek için hareket yapıyorum. Videonun sonunda görürsünüz zaten. Buradaki tüm hareketleri 15 kilo ile yapıyoruz. Özlem abla 15 defa yapıyor ama ben 15'ten fazla yapıyorum. Böyle üst kolum çok acımaya başlıyor. Burada da sürekli göbeğime bakıyorum. Çünkü insanlar sürekli göbek dediği için. Burada da laf atıyorum kesinlikle. Sporda müzik olduğu için ihlal yememek için böyle hep ses kaydı yapıyorum. İnşallah kusura bakmazsınız. İnşallah beğenirsiniz. O yüzden farklı hareket olmadığı için de sürekli size spordan YouTube videosu çekmiyorum. Instagram'da biliyorsunuz aktif bir şekilde paylaşıyorum. Oradan da bu aralar çok sık hediye veriyoruz. Yakında buradan da hediye vermeye başlayacağım. Beni seven herkese teşekkür ederim. Zorlanıyor muyum diye sorarsanız ben hiç bu kadar hevesli bir şekilde spora gitmemiştim. Belki daha önce de söylemişimdir bunu. Kalkıyorum gidiyorum. Bazen gidesim gelmiyor ama kalkıp gidiyorum yani. Sabah kalkınca ilk işim oraya gitmek oluyor. Çünkü öbür türlü gün içinde gidersem günüm çok bölünüyor. Aşırı bir şekilde bölünüyor. Zaten 9'da giriyorum bak buraya. 40 dakika yürüyüş yapıyoruz. Ondan sonra da 11'de çıkıyoruz. Yani bir saatten fazla hareketler sürüyor demek ki. Salon sabahları çok kalabalık olmuyor. Derseniz ki Gizem insanları niye izinsiz çekiyorsun? Ya ben burada ilk gittiğimde zaten söylemiştim. Sosyal medya kullanıyorum, video çekeceğim falan diye. Burada da size kesinlikle bir şey anlatıyorum ama müzik olduğu için kapatmıştım. Arada gelip filtre kahvemi içiyorum. Ben video çekmek için de şarj makinesini götürüp unuttum orada. Şarj makinesiz kaldım. Evde 10 saat aradıktan sonra orada unuttuğum aklıma geldi. Burada yine Özlem abla hareket yapıyor. Biz bu makinenin birindeki hareketi yapamadığımız için bu hareketi yapıyoruz. Bu hareketten sonraki hareketi ağır geldiği için
O 2 kiloluk dumbbell'la çalışıyoruz. Bu bazen o 2 kiloluk dumbbell'la çalışırken insanlara böyle utanarak bakıyorum. Çünkü hani şunun kalıbına bak nasıl çalışıyor 2 kiloyla demesinler diye. Ama o 2 kilo bile ağır geliyor. Birazdan göreceksiniz. En sevdiğim hareket bu. Gerçekten bunu çok seviyorum. Sanki bu beni böyle çok güçlendiriyormuş gibi hissediyorum. Ve benim şu anda kilo vermem durdu. Ben 105'te kaldım. 103-105 arasında gidip geliyorum. 103'e düştüğümü kimseye söylemedim sizden başka. Zaten siz biliyorsunuz. Siz benim canımın ciğerisiniz. Çünkü ne bileyim beni yargılamıyorsunuz ya. Kilo vermem durdu diye bana laf söylemiyorsunuz. Ama Instagram'da paylaşsam aa demek ki yiyorsun diyecekler. Ya da TikTok'ta aynı şekilde. Başarısız olduğumu düşünüyorum kilo vermem durduğu için de. Hayırlısı olsun, yapacak bir şey yok. Neyse işte hoca da bana şey dedi. O beni bir hafta falan görmemişti. Gizem işte zayıfladın bayağı gitti diye. Ben de yok hocam dedim, hani durdu. Bayağı sıkılaşmışsın dedi. Ayşegül abadan, doktorun koordinatörü de aynı şekilde aynısını söylüyor. Kilo vermiyorum ama sıkılaşıyorum. Onun sebebi de şeymiş. Spora başladığım için kastan dolayı kilo alımı oluyormuş. Çünkü kasa dönüyormuş. Gerçekten de sıkılaştığımı hissediyorum. Mesela bana hep göbeğin diyorlar. Benim göbeğim çok sarkıktı, çok büyüktü. Gerçekten toparlandı. Burada da oyun oynar gibi. Herkes çıkıyordu. Dedim ki Özal abla ben de buna çıksam kırılır mı? Korka korka çıktım. Ama kırılmadı çok şükür. Öncedenki halimle çıksam belki kırılırdı. Bu denge tahtası gibi bir şey. Dengede durmaya çalışıyorsunuz. Pek başarılı olduğum söylenemez yani. Çok konuşuyorum değil mi Nehir'le Ceylin? Ne diyorlar ya? Bir gün spor salonuna sizi de götüreyim de. Bakın nasıl spor yapıyor ablanız. Bak hareketlere bak. Özlem abla bana gülüyor. Özlem abla sürekli kaytarıyor. Buradan Özlem Işko'ya selamlar. Asel'i özledim ya. Bence sakılaştım bayağı. Bakın burada da Özlem ablanın yaptığı hareketleri ben de yapmaya çalışıyorum. Ve uzun zaman sonra tüp mideden sonra ilk defa ip atlıyorum. Görün. Gör beni kameracı. Ben ip atlamayı severdim. Her yerim sallanıyor. Çok da bakmayın. Her yerine sallanarak. Neyip sakın müzik açma. Bak video kaydediyorum burada. Daha fazla ip atlasan faydası olur mu acaba? İpi de ilk defa gördüm. Salonda ip varmış. Bu arada salonda kadınlara ayrı özel bir yer de var. Biz bazen oraya gidiyoruz. Ya da ben burada yakışıklı bir çocuk görünce utanıyorum. Gidiyorum orada yapıyorum kalan hareketleri. Neyse Özlem ablanın burada hareketlerine ben de bakıyorum. Bana da yap diyor. Ama bana çok hafif geldi ağırlık. 15 kilo. Ona çok ağrıttı kolun ama bende hiçbir faydası şey hani hiçbir etkisi olmadı. O yüzden ben çok fazla yapmadım. Beni kaldır. Gel kaldırayım. Hemen. Burada bir sürü ağırlık hareketi falan var. Sen beni götürebiliyor musun yanında? Hayır götüremiyorum. Biz aylık 1200 liraya yazıldık. Öğrenci indirimi 800 liraydı. Ondan sonra da hocayla çalışırsan eğer 3000 lira. Hoca Allah razı olsun yardımcı oluyor yani. Ama şu an fiyat ne oldu bilmiyorum. Sizin oradaki fiyatlar nedir bilmiyorum. Aylık ödemesi böyle. Bir de bana hep şey soruyorsunuz. Tüp mide olduktan sonra bir süresi var mı spora başlamanın? Birinci aydan sonra başlayabilirsiniz diyorlar arkadaşlar. Benim doktorumun tavsiyesi birinci aydan sonra başlaydı. Ama ben başlamadım. Yüzmeye gittim. İşte yürüyüşe gittim. O şekilde yapabileceğimi düşünüyorum ama olmadı. Ama gene de istikrarlıydım yani. Sabah erkenden kalkıp gidiyordum. Şimdi de salona geliyorum. Tüm vücut çalışıyorum. Bir şekilde bir şeyleri yoluna koyacağıma inanıyorum. Sarkmam var mı? Evet var ama ben şu anda bundan rahatsız değilim. Üzülüyor muyum? Evet üzülüyorum. İşte kollarım sarkacak falan diyorum. Bilmiyorum ya. Ben o kadar da gerdirme ameliyatı olmak isteyen bir insan değilim. Olmak istemiyorum gerçekten. Onun ağrısı daha fazlaymış. Ya ben böyle mutlu olmak istiyorum. Sürekli bir şeyleri değiştirmek zorunda hissetmek istemiyorum. Çünkü ben güzelleşmek için olmadım bunu zaten. Sağlığım için oldum. Zaten düşük kol gerdirmeyi gördüm. Çok büyük bir iz var yani. Kocaman bir iz var. Göbekte de aynı şekilde. Çok da bir etkili olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar gerçekten diyecek lafları hiç bitmiyor. Dişlerim, göbeğindir, şudur budur. Spora gidiyorum, yaptığım spora bile laf söylüyorlar. Yapıyorum işte. Siz evde oturuyorsunuz, ben sabah kalkıp spora gidiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey.
Evde iki gündür temizlik olduğu için mahvoldum. Burada da bel hareketi. 4 defa böyle kollarımı yukarı kaldırıyorum. Yani bu hareketi yapıyorum. 4 defa da ayakları yerden kesiyorum. Ondan sonra 4 defa da hem ayaklar hem eller. Burada mekik de yapmaya çalışıyorum. Ama hala bu hani kalkıp mekik çekemiyorum. Ayaklarımı karnıma çektiğim hareketi yapabiliyorum tam olarak. Ama diğer türlü mekik çekmek için kalkamıyorum. Burada Özlem ablayla savaşım. O yapmıyor bu hareketi. Ben geldim, duşa da girdim. Saçımı yıkamadım ama. Şu üstümdeki tişört var ya. Durun bir dakika, video fotoğrafta. Bakın şimdi. Maşallah, gerçekten hep bunları yapmak istemişimdir. Nereden nereye? Görüyor musunuz? Başardım. Hadi pazara gidelim. Önce biraz bir şeyler yiyeyim. Yumurta kıralım. Sonra da pazara gidelim. Çok mutluyum. Şükür Rabbime. Yok olma yine yürüz çenir babaşka. Yine ağzıma sakız aldım. Gerçekten özür dilerim ya. Of. Ne olacak bu sakız muhabbeti bendeki? Çıkaramıyorum bir türlü. Ben ne arıyorum? Tereyağı. Kahvaltı yapmazsam olmuyor. Sonra hemen pazara gideceğim. Balık alacağım, yeşillik alacağım. Geri döneceğim. Ama tabii unuttuğum bir şey var. Bir dakika. Asla tıkılmıyorum. Bir tane domates. Daha yumurtayı kırmadan kendime tabak hazırlamam şaka mı? Bu şaka mı da sürekli ağzımda tövbe tövbe ya. Huylarım çok değişiyor. Olmuyor böyle şeyler. Evet, tereyağımızı da eritelim. Bakın mesela her peynir yenmiyor. Ne dediğini bilmiyorum. Ay, tabak çok hoşuma gitti. Hemen bu tabağı hazırlamalıyım. Yokluğunda yine yüzçe. Bir tane domatesi yiyemeyeceğim bildiğim halde doğruyorum. Doğramazsam da çöpe gidecek. Gitmesin. Hala. Hala kabuğunu tüketemiyorum. Bir yandan döküp bir yandan topluyorum. Çünkü evin içine girersem eğer pazara çok geç giderim. Geçen hafta geç gittim, hiçbir şey kalmamıştı. Bu hafta erken giderim. Şöyle peynir koydum, domates koydum. Hemen bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bozuk değildir. Şükür. Bozuk değil. Ben tavuk yumurtasını, yani annemin getirdiği tavuk yumurtalarını önce bir tabağa kırıp sonra buraya kırıyorum. Çünkü içinden bozuk çıkmış olabiliyor. Deniz tuzsuz olma. Haydi sofraya. Yine mandalina çalıyorum. Hadi mengi yok gene. Hemen kaçalım. Acıktım ya. Konforda işim anca bitti. Ezan okundu. Evin tüm işi duruyor. Daha hamsi temizleyeceğim. Önce bir mutfağa girişeyim. Sonra sizle görüşürüz.